bir iftar yemeğindeyiz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Haluk'tan Meltem'e, Gönül'den Havuç'a, Hüseyin'den Beton Orçun'a kadar bütün ekip bir arada. İşte minik orçun. Ben yüzme kursuna giderken hep benim başımın etini yiyorlardı. Alp, ben şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bu nasıldı? Benimin etini yiyorlardı hep. Nasılsın paşacığım? Vedalaşmaya geldim. Ana, nereye gidiyorsun? Babamın yanına ol amca. Tek başına mı gideceksin? Evet, gidemez miyim? Gidemezsin. Binirim uşağı, takılırım kemiğime, masamı kaparım, koltuğumu dik pozisyona getiririm, giderim. Gönüllüyüz. Dominant teyze 7 yıl sonra ekranlara dönen Çocuklar Duymasın'daki muhteşem değişimi özetliyor. 7 yılda çok şey değişti. Bende mi? Yani normal hayatımda da her insan kadar bir takım değişimler oldu. Çocuklar Duymasın neler değişti? Çocuklar Duymasın'da neler değişti? Bir kere bekar bir kadın Gönül. Bekar, ayakları üstüne basan ve çocuğunu tek başına büyüten ama babasıyla da devamlı bağlantı halinde olan bir durumları var. Onunla devamlı telefonla konuşuyor. Babasının eli üstünde yani. Çok de, kopuk değil. Bir de ben değiştim. büyüdü. Aynı bebek olduğunu söyleyince herkes çok şaşırıyor. Bizim Selami ile olan dizideki ilk bebeğimiz olduğu için çok şaşırıyorlar. Empati hayatım, empati. Yani birbirinin yerine geçiyorsun ve kendini görüyorsun. İstersen deneyelim. Nasıl yapacağız? Bak şöyle yapacağız şimdi. Ben sen olacağım. Sen de anne olacaksın. Tamam mı? Anlamadım annem. Sen başla bari. Ben cep telefonu istiyorum. Cep telefonu istiyorum. Böyle mi çocukluk olur ya? Cep telefonsuz çocuk ne kadar mantıksız ya? Ben böyle mi konuşuyorum? Aynen böyle konuşuyorum. Çok mantıklı konuşuyormuşum. Ay bu çocuk öldürecek beni ya. Ve işte Çocuklar Duymasın'ın Çapkınlar Kralı Fıs Fıs İsmail. Eskisi kadar çapkın ama çok değişen şey var. 4. bölümden sonra gerçekten çok büyük bir sürpriz var. 4. bölümden sonraki sürpriz çok büyük. Nasıl bir sürpriz? Yoksa evlenecek mi artık? Sürpriz çok büyük. Biz hiç ipucu vermeyelim. Şu Moby Dick olayını ben çok sevdim ya. Akşama baş başa daha geniş konuşsak diyorum. Hem siz memleketi şimdi çok özlemişsiniz. Sizinle şöyle bir boğaz manzaralı iftar edelim da. Böyle bir buluşma havuçsuz olmazdı değil mi? Şimdi de Furkan'ın yanındayız. Onun da hayatında çok şeyler değişti. Havuç ne yapıyor? Havuç fırlamalılığına devam ediyor ama tabii şartlar değişti artık. Hani şartlar değişti. Havuç da değişti. Havuç büyüdü. Havucun problemleri büyüdü. Cep telefonu istiyordu, araba istiyor. Hani kız arkadaşı problemleri var. Aşık oluyor, sindiremiyor başkasıyla olmasına. Hani bu tarz şeyler oluyor. Her şey senle. İlk aşk belki senle, senle, senle. Karışmak güzel senle. Her şey senle. Hayaller güzel senle, 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 hep senle. Herkesle konuşulur da taş fırın erkeği ve taş fırın erkeğinin tatlı belası Meltem'le konuşulmaz mı? Yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de daha bile genç. Ben de erkek tarafını istedim. Bende de biraz işte hafif annelik daha kırlar var. Yüzme nur yağmış işte. Saçıma başıma nur yağdı, ne güzel. Pınar Altuğ'un bir itirafı var. Pınar Altuğ zamanı durduran güzellerden. 7 yıl önce nasılsa aynen öyle duruyor. Bu setler bu konuda çok tehlikelidir. Yersiniz, içersiniz, ah o sohbetler ne kadar keyiflidir o yemeler içmeler ama tabii sonunda kilolarda gelir. Ya, tabii her canlı bir şey çektiğinde salatalık söylüyoruz. Bugün o sandviç ısmarlıyor, yok yemedi. O sandviç ısmarlıyor, ben sana sandviçi mesela salatalığa çeviriyorum. İşte... Yediğim her şeyi iptal etti. Her şeyi iptal etti. Belli ki Pınar Altuğ'un formda kalmasının sırrı sağlıklı beslenmesi. Tamer Karadağlı'ya gelince onun hiç öyle kilo alırım, kilo veririm gibi sıkıntıları yokmuş. Ben et yerim. Yani, ben... yani sebze yemez. Bazıları vardır böyle hani denizden babam çıksa yerim hani ay yani balık işte ne olursa bilmem ne. Ben onlardan değilim. Ben et yerim. Ben yemek yemiyorum. Ben besleniyorum zaten. Bayağı bir aslan gibi çekici. Bunları biz boş bıraktık. Bilmiyorum
birinin arkadaşı evden çıkmıyor. Öbürü eve girmiyor. Ayrı ev istiyor. Buna çocuklar büyüdü deniyor. Hayır efendim. Buna çocuklar analarıyla bir oldu, baba iki. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.